Merhaba arkadaşlar. Bozda Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik ikinci dönem birinci yazılı çalışması için bir video çekeceğiz. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz. Ali rakamları eşit büyüklükteki kağıtlar üzerine yazıp kapalı bir torbanın içine atıyor. Bu torbadan rastgele bir kağıt çekiyor. Çekilen kağıdın tek çift sayı olma olasılığı nedir? Hemen rakamlar neydi kızım? Bizim rakamlarımız? 0'dan 9'a kadar. Evet, aferin kızım. Evet. Ne diyor? Kaç tane rakamımız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani olma olasılığımızın paydasına 10 yazacağız. Tek sayı tek sayıları sayalım. 1 1 2 3 4 5 5 bölü 10'dur yani çift sayı olma olasılığı hemen bakalım 5 tekse 5 de çifttir arkadaşlar 5 bölü 10'dur çift olma olasılığı evet hemen diğer sorumuza geçelim bir sınıfta erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı oranı 4 bölü 6'dır bu sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı nedir yani kızların sayısı 4 bölü 6 yani 4'ün katı, katının 6'nın katına bölümüymüş. E toplam kaç K'mız var? 10 K'mız var. Erkek olma olasılığı ne? Erkek 6 ise 6 bölü 10 olarak buluruz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. 1'den 100'e kadar 1 ve 100 dahil numaralanmış 100 odalı otelin odalarından birinin rastgele seçildiğinde otel oda numarasının Tam kare bir sayı olma olasılığı nedir? Şimdi bizim bütün olaylarımızın olma olasılığı nedir? Yani %1 arasında kaç tane sayı var kızım? 100 tane. 100 tane sayı var. Hemen e, tam kare olan sayıları yazalım. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 64 81 ve 100. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bizim 1'den 100'e kadar otel numarası, oda numarasını çektiğim zaman tam kare bir sayı olmaması 10 bölü 100. O da eşittir arkadaşlar. 1 bölü 10. Veya 0.1'dir arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. E F G H kare E F G H kare Hemen işaretleyelim. bd bd 2 F, F H'miş arkadaşlar. E F X artı 1'miş. E F yazalım hemen. X artı 1 A B 4 X artı 4 Buna göre taralı bölgenin alanı kaçtır? Ne yapacağız? Büyük 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 dikdörtgenimizden karemizi çıkaracağız arkadaşlar. Hemen BD neydi? 2 FH'tı bu. 2x artı 2. Hemen büyük alanı bulalım arkadaşlar. A1 diyelim ona. A1 eşittir. 4x artı 4 çarpı 2x artı 2. A1 eşittir. Hemen çarpalım. 16x kare artı 8x artı 8x artı 8. O da eşittir. A1 eşittir. 16x kare artı 16x artı 8. Şimdi karemize bakalım arkadaşlar. A2 diyelim ona da arkadaşlar. Eşittir. X artı 1'in karesidir. A2 eşittir arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi x kare artı ile ikinci çarpımın iki katı 2x iki artı ikincinin karesi. Evet. Tan alanımıza a diyelim. a1 eksi a2 o da eşittir arkadaşlar. a1'imiz 16x kare artı 16x artı 8 eksi x kare sakın arkadaşlar artı yazmayalım. Çünkü eksi bütün artıları eksi yapacak. 2x eksi 1. Taralı alanımız eşittir 16x kareden 15x kare kalır artı 14x xler de gitti artı 7. Evet arkadaşlar taralı alanımız, alanımız bu. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. A kare artı b kare eşittir 25. A çarpı b 12 ise a artı b kaçtır? Hemen arkadaşlar şöyle bir toplanmaların karesi formülünden eşittir. Ne diyorduk? Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2ab iki artı ikincinin karesi. Burada a artı b'yi sürüyor. a artı b karesi eşittir. a kare ile b karenin toplamı var. Burada verilmiş 25. a çarpı b de vermiş arkadaşlar. 12. 2 ile çarparız. Artı 24. A artı B'nin karesi eşittir. 49 ise A artı B eşittir arkadaşlar. 7. Ve arkadaşlar veya eksi 7'dir arkadaşlar. Unutmayalım. Eksi 7'nin karesi de 49 yapar. Artı 7'nin karesi de 49 yapar. Bu çok önemli arkadaşlar. Sınavda çıkması büyük bir olasılık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. 4x 2'nin karesi eşittir. Ax kare artı bx artı c olduğuna göre ac a eksi c çarpı b bölü 12 kaçtır? Hemen bulalım arkadaşlar. Şunun açılımını yapalım arkadaşlar. Birincinin karesi, karesi 16x kare. Birinci ile ikincinin toplamının 2 iki katı çarpımının 2 katı 8x 16x daha sonra ikincinin karesi. Eksinin karesi alırsak artı 4 yapar. Eksi 2'nin karesi. Eşitmiş arkadaşlar. A x kare artı b x artı c. Burada a ne oluyor arkadaşlar? A 16 b eksi 16 c ise arkadaşlar 4 oluyor. C 4 oluyor arkadaşlar. Şimdi A eksi C neymiş arkadaşlar bizim? A eksi C. A'mız 16 eksi 4 çarpı B eksi 16 bölü 12. O da eşittir arkadaşlar. 12 çarpı eksi 16 bölü 12. 12'ler gider arkadaşlar. O da eşittir. Eksi 16 olarak buluruz. Hemen diğer sorumuza bakalım. A, B, C, D ve E, F, G, karedir. Evet karedir. Taralı alan ne kadardır arkadaşlar? Taralı alan nasıl buluruz arkadaşlar? Yani büyük kare yani 48'in alanından küçük karenin alan eksi 22'nin karesi. Evet arkadaşlar burada kareler farkı var. Kareler farkı ne yapıyorduk arkadaşlar kareler farkında? Yani şunu bakalım. A kare eksi B kare ne diyorduk? A artı B çarpı A eksi B. Biz de direkt karesini almayacağız da bu formülden yapacağız. 48A artı 22 48 eksi 22 ise 48 ile 22 toplarsak kaç yapar 70 yapar arkadaşlar 48'den 22 çıkarırsak kaç yapar hemen bakalım 6 26 yapar Bunun da çarpımı arkadaşlar 6 7 42 elde var 4 2 14 18 Bir sıfır atarız ve metre kare olarak buluruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. A eşit 4.3, B eşittir 3.7 olduğuna göre A kare artı 2AB artı B kare kaçtır? Evet bu neydir arkadaşlar? Neyin açılımıdır? A artı B'nin karesinin açılımıdır. O yüzden olayı, A'mız 4.3 artı B'miz 3.7 bunun karesi eşittir arkadaşlar. Kaç 4.3 artı 3.7. 8 yapar. 8'in karesi. O da eşittir. 64. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. X, y eksi x, z eşittir. 64. Ve y eksi z 4 olduğuna göre y eksi z bölü x artı y eksi z kaçtır? Hemen şunu arkadaşlar. Ortak x parantezini alalım. Y eksi z olur arkadaşlar. Eşittir 64. E, y eksi z burada 4'tü arkadaşlar. Buradan da x eşittir. 4'e bölürsek 1, 4, 4. 16 olarak x'i buluruz. Daha sonra şunu istemiş arkadaşlar bizden. y eksi z 4'tü arkadaşlar. x'imiz 16 idi. y eksi z yine 4'tü. Evet 4 bölü 20 buluruz. O da sadeleştirdik arkadaşlar. 1 bölü 5. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 2x eksi 2 bölü 4 eksi 1 eşittir. x eksi 1 bölü 3 ee, 3 ise eşittir x eksi 1 bölü 3 ise x kaçtır? Hemen arkadaşlar yapalım. 2x eksi 2 hemen paydası eşitleyelim birin. eksi 4 bölü 4 eşittir x x eksi 1 bölü 3 arkadaşlar. Burada ne olur? 2x eksi 6. 2x eksi 6 bölü 4 eşittir. x eksi 1 bölü 3. İşte dışta çarpımı yapalım arkadaşlar. 6x eksi 18 eşittir. 4x eksi 4. 4x buraya atalım. 2x olur. Eksi olarak 18'i diğer tarafa atalım. Artı. 14 çıkar. Artı 14 arkadaşlar. x eşittir. 7 buluruz. Hemen buna bakalım arkadaşlar. 11. soruya. Kenar uzunlukları x eksi 2 bölü 2. 2x eksi 1 bölü 3. Ve 4x bölü 6 santimetre olan üçgenin çevresi 47 cm'ymiş arkadaşlar. X kaçtır? Nasıl? Çevre nasıl bulunuyordu? Bütün kenarın toplamıyla bulunuyordu. x eksi 2 bölü 2 artı 2x eksi 1 bölü 3 artı 4x bölü 6 eşittir. 47 47'ymiş arkadaşlar. Hemen paydalarını eşitleriz. 3 ile 2 ile 3x eksi 6 artı 4x eksi 2 artı 4x bölü 6 eşittir. 47. Hemen x'leri toplayalım. 3x 4x daha. 7x 11x. 11x eksi 8 eşittir. Çarparız. 6 7 42 50 var. 4 6 4 24 282. 11x eşittir. 290 x eşittir arkadaşlar. 290 bölü 11 olarak buluruz. Hemen arkadaşlar diğer sorumuza geçtik. A x eksi 5 3 x artı 1 noktası y ekseni üzerinde ise a noktasının ordinatı kaçtır? A noktasının ordinatı kaçtır? Arkadaşlar y ekseni üzerinde ise bu hemen bakalım. Y ekseninin üzerinde arkadaşlar x ekseninin x, x ekseni üzerindeki nokta sıfırdır yani. Yani x eksi 5 eşittir 0. x eşittir 5. Buradan x'i 5 bulduk. 3x artı 1 de buradan 3 çarpı 5 artı 1. O da eşittir. 3, 5, 15, 16. Ordinatı 16'dır arkadaşlar. Hemen bakalım. Hangi, hangi sayının yarısı ile çeyreğin toplamı 12'dir? Hangi sayı dediği için arkadaşlar x diyoruz. Hangi sayının yarısı? x bölü 2 artı çeyreğinin toplamı x bölü 4 eşittir 12'ymiş arkadaşlar. Hemen paydaları eşitleyelim. 2x artı x bölü 4 eşittir 12 ise 3x eşittir. İşler işler çarpımı yapıyoruz. 48 x eşittir 16'ymiş arkadaşlar. Evet çok güzel. Arkadaşlar lütfen siz de soruları ben çözmeden önce video durdurun. Kendiniz çözün. Kendinizi bir deneyin arkadaşlar. Hemen diye soruya geçiyoruz. Eksi 2, 2 noktası a, y, eksi 3, x, eksi 20. 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Eğer arkadaşlar bu nokta şu doğrunun üzerindeyse bu doğruyu sağlaması lazım. Yani yerine koyalım. X gördüğümüz yere eksi 2, y gördüğümüz yere 2 koyalım. Evet. ay diyor. Yani 2A eksi. X'in yerine eksi 2 koyacağız. Arası. Eksi 3 de geliyor. Arası. Artı 6. Eksi 20 eşittir. 0. 2A eşittir. Buradan 14 karşı 14 olarak geçer. A eşittir. 7. Yani arkadaşlar A'mız 7 oldu. Yanındaki merdivenin basamakları özdeştir. Evet. Özdeştir arkadaşlar. Bu merdivenin eğimi kaçtır? Eğimi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hemen bakalım. Evet. Eğim nedir? X, Y ise karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani eğim eşittir. X bölü Y'di arkadaşlar. X'i nasıl buluruz arkadaşlar? O yüzleşmiş. 10 santimetreymiş bir tanesinin yüksekliği. 1, 2, 3, 4 tane var. O da 4 çarpı 10 bölü Y'yi nasıl buluruz arkadaşlar? Bir tanesi de 20 santimetreymiş genişliği. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 çarpı 20. O da eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2'ymiş eğimimiz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Ben y koordinat sistemi üzerinde doğruları çizdim. Bunların eğimleriyle ilgili yorumlar yapalım. Arkadaşlar dikkat ederseniz a doğrusu ve b doğrusu sağa doğru gidiyor. O yüzden dolayı arkadaşlar a ve b eğimleri pozitif olur arkadaşlar. C doğrusu neyim arkadaşlar? Sola doğru gidiyor. C doğrusu sola doğru gidiyor arkadaşlar. C'nin eğimi arkadaşlar negatif olur. D'nin eğimi arkadaşlar. D doğrusu eğimi tanımsızdır arkadaşlar. E'nin eğimi arkadaşlar. E doğrusu eğimi. Eğer E ile X paralelse birbirine paralelse E'nin eğimi arkadaşlar sıfırdır. Arkadaşlar bu da sınavlarda gelebilir. Dikkatli olalım. Evet. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. A eksi 1'e 3 ve B eksi 2'ye 2 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Eğim eğer bize herhangi bir doğru eşitsizliği verilmemiş. Ne yapacağız? İki tane eğer noktamız varsa arkadaşlar ne yapacağız? Y2 eksi Y1 bölü X2 Eksi x1. Eşittir. Evet. Burada y2'miz ne? 2 arkadaşlar. 2 eksi. Burada y1'miz ne? 3. Bölü. x2'miz ne arkadaşlar? Eksi 2. Eksi x1. O da artı 1 yapar. Buradan arkadaşlar. Eksi 1. Bölü eksi 1. O da eşittir. E'miz artı 1 çıkar. Hemen 18. soruya bakalım. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu soruda güzel bir soru. Yani çıkabilir. Yanındaki tabloda x ve y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemini yazınız. Bakalım arkadaşlar. x'e 1 veriliyormuş. y eksi 3 çıkıyormuş. Böyle verilmiş. Böyle soruda arkadaşlar. Hemen y eşittir. Şimdi arkadaşlar. y'nin artışına bakalım. Eksi 3'ten artı 3'e gitmiş. 6 artmış. 3'ten 9'a gitmiş. 6 artmış. 9'dan 15'e gitmiş. Artı 6 artmış. Eğer kaç tane artıyorsa arkadaşlar hemen o kadar 6x diyoruz. Daha sonra bir yerine koyuyoruz. Bir koyduğumuz zaman 6 çıkıyor ama burada eksi 3 çıkmış. Nasıl eşitleyeceğiz onu? 6 idi. Eksi 9 yaparsak arkadaşlar. Bunu buluruz. Hemen şurada deneyelim. Yx'e 3 verelim. 3 6 18. 18'den 9 çıktı 9 kalır. Evet doğruladık. Evet arkadaşlar. 19'un soruya bakalım arkadaşlar yine bir koordinat sistem verilmiş. Bu doğrumuzun e, formülü uymuş. 3x eksi y artı 9'muş. Buna göre a artı b. Yani b y'de kesmiş. Bu doğrunun bir doğru y'yi b'de kesmiş. x'i a'da kesmiş. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Yani 3x eksi y artı 9 eşittir 0. Burada x eşittir 0 için arkadaşlar Y'de kesin noktayı bulacağız. Yani B'yi bulacağız. 0 koyarsak 0 eksi Y artı 9 eşittir 0. Buradan Y eşittir arkadaşlar. 9 çıkar. Yani B'miz 9'muş. E şimdi Y eşittir 0 için yapalım arkadaşlar. 3X eksi 0 artı 9 eşittir 0. 3x eşittir eksi 9, x eşittir eksi 3. Evet a'mız da eksi 3'ümüş arkadaşlar. a artı b'yi sormuştu. O da eşittir 9 eksi 3, o da eşittir 6. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Hemen bakalım. A doğrumuzun eğimi ve B doğrumuzun eğimini istemiş. Hemen A, M, a, a doğrumuzun eğimini bulalım. Eğim nasıl bulunuyor arkadaşlar? A doğrumuzun eğimi. Hemen paralel çiziyoruz. Neydi eğim arkadaşlar? Neydi? Karşı dik kenar. Burası neymiş? 6. Yani eksi 6. Bu demek ki 6 olur. 6. Komşuya böleriz. Burası 4. Gördüğünüz gibi 4. Evet. O da bir tadeleştirelim. 2'ye bölelim. 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Veya 1,5 eğimi. Hemen B doğrumuzun eğimini bulalım arkadaşlar. B doğrumuz. Bakalım. Evet. Şurada yakaladık. B doğrumuzun eğimi. 5 bölü. Yani karşı taraf ne? Karşı 5 bölü. Yan kenar 4. Evet. 5 bölü 4. Ama unutmayalım arkadaşlar. B doğrumuz. Daha önceki sorumuza gösterdiğimiz gibi B doğrumuz sola doğru gittiği için arkadaşlar hemen eksi ekleyelim. Sakın unutmayalım. Evet. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 8 eksi 6 küçük eşittir 12 artı 2 x eşitsinin sayı doğrusunda gösterelim. Hemen çözümünü yapalım arkadaşlar. 8 x eksi 6 küçük eşittir 12 artı 2 x. 2 x'i bu tarafa atalım. Eksi 6'yı diğer tarafa atalım. 2 x eksi olarak geçer. 6 x olur. 6 x küçük eşittir. 18 x küçük eşittir. 3'tür arkadaşlar. Hemen sayı doğrusunu üzerinde çizelim. 3'ümüz burada olsun arkadaşlar eşittir dediği için arkadaşlar 3'ün içini dolduralım. X 3'ten küçükmüş. Evet küçükleri bu tarafta. Evet bunu yaptık. 22. sorumuza geçelim. A bir tam sayı olmak üzere. Ali 2 artı 5 yaşında. Mehmet 6 eksi 19 yaşındadır. Mehmet'in yaşı Ali'nin yaşından büyük olduğuna göre Mehmet'in yaşı en az kaçtır? Yani Mehmet'in yaşı kaçmış arkadaşlar? Hemen bakalım. 6a eksi 19 büyükmüş. Ali'nin yaşından 2a artı 5. Hemen 2A bu tarafa gider. 4A olur. 19 bu tarafa gider arkadaşlar. 24 olur. A büyüktür. Kaç olur arkadaşlar? 4'e bölsek 6. Yani A büyük 6 ise A'nın en az kaç olması lazım? 7 olması lazım. Mehmet'in yaşına girelim. Mehmet'in yaşı kaçtı? 6A-19 O da eşittir. 6 çarpım 7-19 O da 6-7-42-19 Buradan da arkadaşlar Mehmet 23 yaş olarak buluruz. Hemen diye sorumuza geçelim. ABC açısı geniş açı olduğuna göre ABC açısı 3x 60 dereceymiş. X'in çözüm kümesi nedir? Geniş açısı olduğu için arkadaşlar 90'dan bu açımız büyük olacak. 3x 60 ama 180'den küçük olacak arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. Bu da çıkabilir. Buna da bir yıldız atalım arkadaşlar. Hemen 62 iki tarafa da atalım artı olarak geçer. Buraya 150 olur. 3x. Diğer tarafa geçerse 240. 3'e böleriz arkadaşlar. 50x. 3'e böleriz. 80. Yani x'imizin arkadaşlar çözüm aralığı 50 ile 80 arasında. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz zaman kaybetmeden. x bir doğal sayı olmak üzere. AB büyüktür DC. Bu dikdörtgenin çevresi uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilirdi? En fazla diyor arkadaşlar. Yani 2x artı 6 büyüktür 4x demiş arkadaşlar. AB büyükmüş böyle. Hemen 2x diğer tarafa geçer arkadaşlar. 6, eksi olarak geçer. 2x, 2'ye bölüyoruz. 3 büyüktür x'ten. 3 büyüktür x'ten de x'in alabileceği en fazla değer 2'dir arkadaşlar. O yüzden dolayı hemen çevre neydi arkadaşlar? 2x artı 6 artı 4x'in yani iki kenarın toplamının iki katıydı. Çevre eşittir 2. Kaç olur arkadaşlar? 6x artı 6. Çevre eşittir 12x artı 12. E x yerine arkadaşlar 2 koyarsak çevre eşittir 24 artı 12. Çevre eşittir 36 santimetre buluruz. Hemen son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda 60 santimetre uzunluğundaki bir mumun yakıldıktan sonra zamana göre boy değişimin grafiği verilmiştir. Buna göre kaç dakika sonra mumun yanan kısmı yanmayan kısmının çeyreği olur. Arkadaşlar bu da önemli soru. Buna da yıldız koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bakacağız. 6 dakikada 57'ymiş. Yani burası neymiş? İlk baştaki boyu 60 santimetre. Yani 6 dakikada 3 santimetre yanmış. Yani biz formülümüzü yazabilmemiz için 1 dakika lazım bize. 1 dakikada kaç santim yanar? X eşittir. 3 bölü 6 o da eşittir. 1 bölü 2 o da eşit. 0.5 santim yanarmış arkadaşlar. Evet hemen denklemimizi yazalım. Y eşittir. 60'tan düşecek. 0.5 x. Bunu yazdık. Bu önemli arkadaşlar. Bunu yazmamız çok önemli. Şimdi diyor ki yanan kısmı neydi arkadaşlar bunun? Yanan kısmı 0.5x değil mi? Evet, 0.5x Ne diyor? Yanan kısmı yanmayan kısmının yanmayan kısmı ne? 60-0.5x eksi çeyreği olur dedi. Yani 4'te 1 oluyor. O zaman arkadaşlar çarparız arkadaşlar. Kaç olur? 2x eşittir 60 eksi 0.5x 2.5x olur arkadaşlar. Bu tarafa atarız. Eşittir 60 ise x eşittir 60 10 bölü 25 yapar arkadaşlar. 5'e böl 1 5'e böl 2 5'e böl 5 5'e böl 1 5'e böl 12 oradan x eşittir arkadaşlar 24 olur. Yani 24 dakika sonra yanan kısmı, yanmayan kısmını çeyir olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle matematik 2. dönem 8. sınıf 1. yazılı çalışmasını yaptık. Bozda Akademi'ye yönlemeyi unutmayın. Bozda Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.